Sinem Yıldız'la, ünlü televizyoncu Sinem Yıldız'la canlı yayın yapacağız. Ve son zamanların en ilginç magazin olaylarını konuşacağız Sinem'le. Sinem Yıldız'ı ekranlardan hatırlarsınız. Magazin programlarının başarılı sunucusu, moderatörü ve yorumcusu Sinem Ceylan. Benim de zaman zaman birlikte çalıştığım başarılı bir partner ve Sinem'le magazin konularını yorumlayacağız. Hep soruyorsunuz, devamlı soruyorsunuz. Hande Erçel, Kerem Bürsün, Erkan Özarman konusu ve bütün bu merak edilen konuların üzerinden geçeceğiz, konuşacağız. Sorularınızı hazırlayın ve Sinem bağlandığı zaman yöneltebilirsiniz. Sinem'i bekliyorum, Sinem Yıldız'ı bekliyorum. Hande Erçel bugün New York'tan döndü. Sabahleyin İstanbul Havalimanı'nda kendisini Kerem Bürsin sevgilisi karşıladı. Orada gazetecileri görünce Hande Erçel bir kızdı çocuklara, gazetecilere, muhabirlere bir kızdı, resmen kızdı. Her seferinde buradasınız, her seferinde niye buradasınız diye çocukları tersledi, muhabirleri. Ve arabasının kapısını sertçe çekip bindi Kerem Bürsin'in yanına. Bu konuyu da konuşacağız. Gazeteciler ünlülerin olduğu her yerde olmalı mı? Gazeteciler çok mu ileri gidiyorlar? Konuşacağız. Sinem Yıldız'ı alıyorum. Sinem Yıldız'ı görmeyeli 2 ay oldu. 2 ayı geçti, 2,5 ay oldu. En son beraber çalışmıştık yazın Beyaz TV'de. Her zamanki gibi yine saçlar yapılmış. Saçlar yapılmış. Hello. Evet, nasılsın Sinem, iyi misin? Ay tatlım, seni gördüm, çok daha iyi oldum. Vallahi özlemişim. Canım teşekkür ederim, sağ olasın. Ojenin rengini çok beğendim. Hello. Çok beğendim. Ojeler yıkılıyor. Lacivertler. Sinemciğim nasılsın? Ne var ne yok, ne yapıyorsun? İş kadını olduğunu biliyorum. Bir yoğunluk. Ya işte ben biraz önce geldim eve. O anca mağazadan, ki bugün erken çıktım. Normalde AVM'ler biliyorsun 10'a kadar açık. Ay Lerzan Mutlu geldi. Lerzan, evet. Ondan sonra sürekli yani böyle iş güç koşuşturmaca çalışıyoruz işte. Canım bak, Sinem'in yorumlarına bayılıyorum diyor Sada Kavur. Sada Kavur. Sinem'cim seninle konuşacak çok konu var ama iki tanesini seçtim. Bir Erkan Özarman konusu. Son 10 günde magazin gündemine damgasını vurdu ve hep gündemde. Bir de Hande Erçel ile Kerem Bürsin konusu. Erkan Özarman'dan başlayalım istersen. Erkan Özarman'la tanışıyor musun? Ben Erkan Özarman'la hiç tanışmadım ama tabii birkaç kere böyle davetlerde falan uzaktan gördüm. Gördün. Kendisi Türkiye'nin en önemli organizatörü olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. Show business'ı Türkiye'de başlatan insan ve yıllardır da bu BES modeli başarıyla yapıyor, yürütüyor ve bir sürü de yıldız fabrikatörü deniyor kendisine. Fakat yıllardır duyduğumuz iddialar bu sene bir patladı Erkan Özarman'la ilgili. Ve ya kendisini... aslında bu iddiaları yıllardır duymuyor. Ha, onu soracaktım bak ben de sana. Çünkü sen çok daha iyi biliyorsun bu işi. Evet. Yani daha fazla onunla beraber oldun, mutlaka aynı ortamları soludun. Yani yıllardır bu iddialar dediğin gibi hep vardı ve hep kulağımıza da geliyordu. Evet, yani yıllardır söylenen iddialardı. Ancak bir şikayet mahkemeden bir şey yansımadı. Hiç şimdiye kadar mahkemeye veren, mahkemeden bir sonuç çıkaran olmadı. Yani her insanla ilgili çeşitli iddialar olabilir, oluyor da. Özellikle ünlüler dünyasında. İşte bana şunu verdi, bunu iç dedi. Kötü madde anlamında söylüyorum. Ne bileyim ben, filanca kuliste devamlı bilmem ne çeker içer. Ya da işte şunu yapmıştır. Onu hayatını karartmıştır. Açık açık konuşamıyoruz. Çünkü Instagram kuralları gereği. Instagram'da da bu kural var.
var. Yani bu sistem kendini yeniledi 2-3 aydır. Müthiş bu kurallar ciddiyete oturdu ve RTÜK halt etmiş yanında. Öyle mi? RTÜK halt etmiş yani. RTÜK yanında halt, hakikaten samimi söylüyorum. Yani Hmm, tamam o zaman. o kadar şey ki ciddi ki bu konuda ve ağırlaştırıyor. Senin hesabını ağırlaştırıyor. Hesabından Anladım. neredeyse paylaşım yapamaz kadar soğuyorsun. Bir sürü bir sürü. Bana şunu yaptı, bunu yaptı filanca. İbrahim Tatlıses'le ilgili mesela pek çok şey söylenir. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan Tabii anlasın tabii izleyiciler. ünlü bir kimse isimden etti, işte kuliste beni sıkıştırdı gibi 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 neler 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 neler. Neler neler bacağından bilmem ne yaptı sahnedeyken, işte Derya Tunay'ı, işte Asena'yı bacağından bilmem ne yaptı, şeye girerken, gazinodan çıkarken filan falan. Yani bir sürü bir sürü bir sürü. Ne oldu İbrahim Tatlıses'e? Baş tacı. Baş tacı. Yine baş tacı. Yani bunun gibi böyle çeşitli iddialar yıllardır Erkan Özarman'la ilgili de söylenirdi ama bir netice bu sene Bence çocuklar bu çocuk delikanlı ve korkusuz çıktı. sadece bir tane değil. Bir tane değil. Yani 5-6 tane çocuk televizyona çıktı. İkinci sayfaya çıktı. Programa 2-3 gün üst üste katıldılar. Ve sosyal medyada paylaşım yapıyorlar. Instagram'da paylaşım yapıyorlar. Yayınlara katıldılar. Ve suç duyurusunda bulundular. Avukatlar aracılığıyla suç duyurusunda bulun. Sence bu netice alabilirler mi? Ne diyorsun? Ya bence netice alabilirler eğer ispatlayabilirlerse bu mesajları. Ben ikinci sayfayı seyredemedim çünkü. Ama netice alamasalar da sonuçta bir taciz olayını yüreklilikle ortaya çıkardılar. Evet. Taciz olayını Yani yürek... aslında buradan genç kardeşlerimizi biliyorsun anneleri babaları bu yarışmalara koşa koşa götürüyor maalesef. Evet. Gençler biliyor musun böyle bu yarışmalara hazırlanırken son böyle bir sene bir şeyler yemeyip o protein tozlarını yutuyorlar. Yani kendilerini bir şekilde ön plana çıkartmak için birçok şeyden ödün veriyorlar. Ben şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum. Bak Bilal Özcan ben Erkan Özarman'ın değil ama çok ünlü bir yani çok ünlülerin bir menajerinin evinde şu anda bütün dizilerde başrol oynayan bir çocuğu gördüm. Ve şoka girdim. İlk önce anlam yani bir anlam veremedim, anlam koyamadım. Sonra ne zaman ben o menajerin ofisine gitsem şu anda bazı dizilerde başrol oynayan çocuklar hep o ofisteler. Hep o ofisteler. Sonra dedim ki artık devir değişti. Kimse kadınlara yatırım yapmıyor. Tercihler değişti. Gerçekten. Peki bu menajer oyuncu menajeri mi yoksa Oyuncu menajeri değil. Bu menajer aslında sanatçı menajeriydi. Ama evet. sonra bu çocuklar çok yakışıklı olduğu için oyunculuk işine de girdiler. Zaten menajerlerin bazıları bu tarz eğilimi olanlar çocukları gel seni oyuncu yapacağız. Gel seni falancanın klibinde oynatacağız. Bak biz bunu aldık buradan buraya getirdik. Buna da biz rol verdik deyip bu çocukları kandırıyorlar. Yani Erkan Özarman'la ilgili iddialar var, konuşuluyor ama Erkan Özarman tek değil diyorsun. Yani bu piyasada konuşulması gereken bir tek o Erkan değil Özarman diyorsun. bu halayın en başını çekiyor. Fakat bu halay çok uzun bir halay. Anladım. Bu oyuncular günümüzde dizilerde oynuyorlar mı? Ekrandaki şu andaki dizilerde oynuyorlar mı? Tabii bir ara hatırlar mısın gençlik dizileri, yaz dizileri çok vardı. Vardı. Bu çocukların hepsini orada başrollerde gördüm. Dedim ki ha şimdi oldu bu. Yani çocuklar spor salonuna gidiyorlardı her gün. Diyetisyen eşliğinde yemekler yiyorlardı. Yani çocuklar kampta gibilerdi sürekli. Öyle bir yatırım yapılıyordu ki çocuklara inanamazsın yani. Değerli takipçiler, Sinem Yıldız pek çok ünlü isimle yakından görüşüyor. İş dışında da bazılarıyla dostlukları var. Dolayısıyla
Onların çevresine girip çıktığı zaman menajerlerin ortamına da girip çıkabiliyor ve gördüğü bir olayı anlatıyor. Bir menajerin evinde ekranda olan ünlü oyuncular, genç oyuncular adeta o eve yerleşmişler, yaşıyorlar gibi, öyle mi? Hayatı paylaşıyorlar o menajerle. Tabii. Evin en baş köşesinde yani. Yani çocuklar hiç yaşamayacağı hayatı yaşıyorlar. Anladım. Müthiş bir semtte ofis, işte Bebek'te o ünlü spor salonunda spora gidiyorlar. İşte bütün gün Ak Merkez'de yemekler yeniyor ve çocuklar bir anda diyor ki tamam biz olduk. Anladım. Bunun ucunda bir menfaat var diyorsun, öyle mi? Yani bu menajerle çocuklar arasında bir özel ilişki var anlamında Tabii. söylüyorsun bunu. Tabii. Peki o menajer yani özel hayatında nasıl birisi? Yani dışarıdan baktığımız zaman maskülen birisi mi yoksa? Ha öyle. Tuhaf. Anladım. Peki. Bu Erkan Özerman konusuna dönecek olursak, Erkan Özerman'ın şöhret yaptığı bugün ünlü olan isimler Burak Öz, bu arada Arslan Barış, bu gençlerden biri, Erkan Özerman'ın yarışmasına katılıp mağdur olduğunu iddia eden gençlerden biri de yazıyor, şu anda bizi izliyor, dava açan gençlerden biri, yıllardır Ben o yazılanları görmüyorum. evet okuyayım, yıllardır mağdurlar kendi aralarında konuşuyordu. Biz çıkıp konuştuk kanıtlarımızla. Yani mağdur olanlar kendi aralarında bana şöyle oldu, sana böyle oldu falan diye herhalde onu kastediyor. Sana da teklif geldi mi, gitti mi? Ama biz çıkıp bunu kamuoyuna anlattık ve kanıtlarımız var diyor. Aslan Barış'la da yayın yapmak istedik, onu da almak istedik ama avukatı şimdilik konuşmayın hiçbir yere. Dava sürecini başlattık. Yani hukuki müracaatımızı yaptık. O yüzden bir yere çıkmayın demiş. Avukatın takdiridir. Tabii. Ünlülerden bekleniyor. Onlar niye çıkıp konuşmuyorlar? Onların yaşadığı, gördüğü Onlar bu. konuşmazlar. Çünkü biliyorsun, Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Hiç kimse konuşmuyor. Biri Evet. konuştuğu zaman arkasından birçok kişi konuşmaya başlıyor. Diğerleri asla cesaret edemiyor. Çünkü biliyorsun sapkın ilişki yaşayanların çoğunun elinde videosu oluyor, bilmem nesi oluyor, bir mesajı oluyor, tehdidi oluyor. Ömür boyu bu tehditler yüzünden susmak zorunda kalanlar çok. Ya da aynı yolda oldukları için biri otelin 118 numarasındayken biri 119'da olduğu için birbirlerinin pisliklerini ömür boyu örttüler. Hala da örtüyorlar. Evet, tabii ki bütün bu konuştuklarımızın hepsi iddia, Erkan Özerman'la ilgili. Onu da altını çizmemiz gerekiyor. Sorumlu yayıncılık gereği ve Erkan Özerman dahi bu yayında ismi geçen herkesin cevap hakkı var. Sinem Yıldız'ın ve benim söylediklerime. Peki, yani camiyi çalan, minareyi çalan kırıntını hazırlar demek istiyorsun aynı zamanda anladığım kadarıyla. Önlemini de Yani alır. şöyle, bu Mehmet Akif Alakurt aslında son zamanlarda kadınlarla ilgili çok kötü açıklamalar yapıyordu. Çocuğa sinir oluyordum ama bu sefer çok doğru bir açıklama yapmış. Bir şekilde seni diyor yoklar, ondan sonra cevap verirsen verirsin, vermezsen vermezsin diyor. Evet. Seni Yani yoklar, ilk yoklama defa çeker. bir yoklama çeker diyor ve ilk defa yani onun yaz ilk defa mantıklı bir şey yazdı. Doğru, ilk bir yoklama çeker. Olursa olur, olmazsa olmaz. Şimdi kimse de tabii bu çocuklara zorla bir şey yapamaz. Şimdi bu çocukların içinde de bazıları bilerek gidiyor buraya. Bu da ilginç bir iddia. Bu söylediğin de ilginç bir iddia. Tabii yani bazıları da neyin ne olduğunu bilerek gidiyor. Evet, ama bilmeden gidip gidenler de çok. Mesela orada yaşadıkları kendisine sürpriz olmuş söylüyor bir tanesi, anlattı. Hayır ben yapamam, bunu yapamam. Masaj teklifini geri çevirmiş. Gel otur yanıma demiş. Çocuğa anlatıyor iddiasına göre çocuğun. İşte şu şöyle şöhret oldu, böyle şöhret oldu. Sen de olabilirsin ama benim dediklerimi yapmasan hiçbir şey olamazsın. Ben hiçbir şey yapamam demiş. Müsaade istemiş, giyinmiş
Ve çıkmış dışarıda parkta banka oturmuş hüngür hüngür ağlamış. Böyle bir dram. Tamam işte ömür boyu o parkta ağlayarak kalır o çocuk. O da öyle söylüyor zaten. Hayallerimin yıkılışını diyor seyrettim diyor. Kendi gözümle yaşadım gördüm diyor. O da aynı şeyi söylüyor. Ama şöhret olmak için illa sen yılların televizyoncusu ve magazin programı sunuyorsun. Şöhret olmak için illa bir yerlerden geçmek mi lazım? Şöhret olmak için bir yerlerden geçmezsen benim gibi olursun işte. Böyle memur zihniyetli televizyoncuyum ben. İşte bir yerlerden geçmezsen 24 saat birilerine yalakalık yapmazsan gidip bilmem kimlerle beraber olup da ondan sonra bak benim elimde kasetin var demezsen evliyken başka adamlarla beraber olup gündeme düşmezsen böyle oluyor. Hiç kimse çıkıp diyemez ki ben Sinem'e şunu vaat ettim, Sinem de şuraya oturdu. Ben sadece beni izleyici sevdi, izleyici sevdiği sürece de sevildim ve bu işi yaptım. Ama bizim Türk milletinde bazen tuhaflık, rezilliği seviyoruz. Yani mesela rezillikle nemalanıyoruz. Yani mesela rezil insanlar çıkıp iki tane gözyaşı döktüğünde Türk milleti çok üzülüyor. Vah 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 diyor. Vah 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 diyor. Evet, bu arada Barış bir şey yazmış, onu söyledi yardımcı ama bulamıyorum yazdığını. Onu bana atarsan ne yazdığını Barış'ın Tuğçe, ona bakmak isterim. Erkan Özarman konuştu. Erkan Özarman'ın ne söylediğini şimdi okuyacağım. Erkan Özarman diyor ki, şayet benim adım geçmeseydi kimse bu konuya bakmazdı. Kimse bu konuya dönüp de bakmazdı. Yarışma düzenlediğini zanneden ağzımı açacak olsam insan içine çıkamazlar. Onlara bir şey olmuyor. Yarışma düzenlediğini zanneden bazıları var ki ağzımı açacak olsam insan içine çıkamazlar. Onlara bir şey olmuyor. Doğru. Mesajını yazdı Tuğçe. Yarışmaya bilerek gidenler senin dediğin doğrulandı. Barış diyor ki bu yarışmaya son yarışmaya bilerek gidenler vardı ve iki ödül aldılar. Bunlar iddia tabii. İddia olduğunda altını çizelim. Erkan Özarman diyor ki akıllarına koysunlar yaşadığım sürece ben bu işi yapacağım. Türkiye'de başarıya ceza vardır. Ne diyorsun? Valla Türkiye'de başarıya ceza yoktur. Yıllarca ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yıllarca Erkan Özarman'la ilgili böyle iddialar vardı. Birkaç tane genç kardeşimiz de çıktı dedi ki böyle böyle dedi, şöyle şöyle dedi. Erkan Özarman'ın şu konuda katılıyorum. Başka yarışmalarda da böyle şeyler oluyor mu? Oluyor. Bundan 2 ay önce mi ne ben Oligark'ta düzenlenen bir yarışmaya gittim. Orada da çocuklara işte dizilerde oynayacaksınız falan diye bir vaatler verildi. Ondan sonra çocuklar mayolarla çıktılar, kızlar mayolarla çıktılar. Bir vaat için yürüdüler. Ben yemin ediyorum oturduğum yerden acıdım. Ama baktığımızda o yarışmayı düzenleyenler de bu halay grubundan tiplerdi. Dolayısıyla çocuklar gözünüzü dört açın. Yani çünkü balık baştan kokuyor. Bu adamlar sinyal veriyor size. Siz anlıyorsunuz. Kadınlarda da böyledir. Adam size tacizde bulunacaksa ya da adam sizden hoşlanıyorsa siz bunu anlarsınız. Ya cevap verirseniz ya vermezsiniz kardeşim. Sinem Yıldız'ın söyledikleri çok önemli. Erkan Özarman konusunu kapatmadan evvel Erkan Özarman'ın katıldığı bir son televizyon programı var. Orada söylediklerini okumak istiyorum. Vefat edince beni yaksınlar. Teşvikiye Camii'nden filan cenaze namazımı kaldırmasınlar, istemiyorum. Kendisi Nişantaşı'nda oturuyor ya, hep Teşvikiye'den kalkar cenazeler. Yaksınlar ve küllerimi annemin babamın mezarının içine koysunlar. Erkan Özarman'ın vasiyeti de hazır. Biz yine de Allah gecinden versin diyoruz. Kimsenin vefat etmesini, kimsenin
Allah ölmesini korusun. istemeyiz. Bu arada Tuğçe bir mesaj daha attı. Tuğçe, o mesajı bir daha atsana, kaçırdım. Peki, sana pardon,